Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle patik süslemelerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. E, kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Şöyle ipimden bahsetmek istiyorum size. Ben bugün Nako'nun Elit Baby ipini kullanacağım. Dilerseniz bu süslemeyi yapmak için patik ipi de kullanabilirsiniz. Şöyle tığımda yine her zaman kullandığım tığım. Siz de elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizi yapmak için öncelikle 22 tane zincire ihtiyacımız var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpim yarıldı. 21, 22. Şöyle 22 tane zincirimi çektim. Şimdi şuna değil şöyle yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımın başına doladım hemen şöyle yanındakine batıyorum şöyle hepsini birden çekiyoruz yarım trabzan yaptık tığımın başına doladım tekrar şöyle yanındakine geçiyorum bir ikili trabzan yaptım bu seferde tekrar tığımın başına doladım yanındakine batıyorum bir iki 3 seferde çektim. Evet devam ediyoruz. Ee, en son yaptığımız trabzan üçlü trabzandı. Tekrar tığımın başına doladım. Şöyle yanındakine geçiyorum. 1 2 3 seferde çektim. Tekrar tığımın başına doladım. 1 2 3 3 Üç tane üçlü trabzan yaptık buraya şimdi tığımın başına tekrardan doladım bir tane ikili trabzan yaptım tekrar tığımın başına doladım hemen şöyle yanındakini batıp yarım trabzan yaptık tekrar tığımın başına dolamadan şöyle bir tane sık iğne yaptık bakın şu şekilde bir yaprak görünümü elde ettim Evet devam ediyoruz. Bakın şu şekilde yaprak görünümü elde ettik. Şimdi şöyle hemen yanındaki sık iğneden bir tane ilmek çıkarıp şöyle diğer ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bir. Tekrar şöyle bir tane ilmek çıkardım. Tığımdaki ilmekten çıkarıyorum. İki. Tekrar bir tane daha şöyle ilmek çıkardım. Tığımdan çıkarıyorum. Şu şekilde üç. Bu şekilde üç tane yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Tığımın başına doladım, şöyle. Hemen yanındaki zincire burayı tek seferde çekip yarım trabzan yaptık. Tekrar tığımın başına doladım. Hemen yanındakine ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Tekrar şöyle bir 2, 3, üç. üçlü trabzan yaptık. Bu üçlü trabzandan üç tane yapacağız. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3. 2 oldu. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3. Evet, bu şekilde üç tane trabzan yaptım. Tığımın başına doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1 ikili trabzan yaptım tığımın başına doladım hemen şöyle diğerine batıyorum burayı şöyle tek seferde çekiyoruz yarım trabzan yaptık bu şekilde bakın şöyle şimdi son olarak son kalan şuraya yani sık iğne yapıyoruz şu şekilde sık iğnemizi yaptık Evet ucuna gelmiş olduk. Bakın şöyle yarısını yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Bakın şöyle diğer tarafa döneceğiz. Yine şuraya şöyle bir tane sık iğne yaptım. Tığımın başına doladım. Yine hemen bakın şuraya şöyle tek seferde çektiğim yarım trabzan yaptım. Tığımın başına doluyorum. Yine şöyle şuradan tığımı geçirdim. Bir ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Hemen şöyle şuradan geçiriyorum. Bir iki üç. Üçlü trabzan yaptım. E, üç tane üçlü trabzan yapıyoruz bu arada. Hemen tığımın başına tekrardan doladım. Yine şöyle sırasıyla takip ediyoruz şurayı. 1, 2, 3 çektim. Tekrar tığımın başına doladım. Yine şöyle 1, 2, 3 seferde çektik. Evet, üçlü trabzanlarımızı bitirdik. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Tığımın başına doladım. Yine şu sıradaki ilmeğe batıyorum. 1 ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Şöyle hemen yanına batıyorum. Bakın şuraya şöyle çıkardım. Hepsini tek seferde çektim. Yarım trabzan yaptım. Hemen şöyle yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Evet bu şekilde yaprağımızın bir kısmını tamamlamış olduk. Şimdi tekrar şöyle şu orta kısmı yapacağız. Şuradan bir tane ilmek çıkardım tığımdaki ilmekten geçirdim tekrar yanındaki ilmekten bir tane ilmek çıkardım yine tığımdaki ilmekten geçirdim yine yanında şöyle ilmek çıkardım bu işlemi üç kez yapıyoruz ortada bakın şöyle sıradaki ilmekten ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekten çıkarıyorum bu şekilde şimdi Sık iğne yapıyoruz bir tane, tığımızın başına doluyoruz. Hemen yanındaki ilmekten bir tane şöyle e, yarım trabzan yaptık. Tığımın başına tekrar doladım, yanına geçiyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar şöyle tığımın başına doladım. Bir, iki, üçlü trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3. Bir kere daha. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Tekrar yanındaki ilmeğe batıyorum. Hepsini bir çekip yarım trabzan yaptım. Tekrar şöyle yanındakine battım sık iğne ile ve burayı bitirdim bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir tane de zincir çekip ipimi koparacağım buradan evet şurayı göstermeyi unutmuşum size zincirimi söktüm tekrar şimdi sık iğne yapmıştık ya aynı gözün içine tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz ki şöyle yaprağımızın ucu sivri olsun ve bir tane zincir çekip bitirdik burayı şöyle kesiyorum Evet bakın ilk aşamamız bitti şimdi şu iplerimizi arkaya doğru şöyle saklayalım Şöyle. Bu şekilde arkaya doğru iplerimizi sakladık. Diğer tarafı da yine aynı şeyi yapacağım şuradaki ipime. Şimdi bu tığ biraz kalın olduğu için buradan geçmiyor ama daha ince bir tığla bu e, bu işlem daha rahat oluyor. Şöyle şuradan da geçirdim. Evet fazlalığını da alayım. Evet dediğim gibi ilk aşamamız bitti. Şimdi tekrar ipimi alıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi fiyonuğumuzun kurdalesini yapacağız. 20 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 20 tane zincir çektik şu şekilde. Şimdi sayıyorum 1, 2, 3, 4.üncüye batacağım. Tığımın başına doladım 1, 2, 3, 4.üncüye şöyle üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, üçlü trabzanımı yaptım şu şekilde. Devam ediyoruz. Başta bir tane üçlü trabzan yaptık. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki zincirden şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına doladım. Yanındakine şöyle batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar. Tekrar tığımın başına doladım. Şöyle bir iki. Bu şekilde. 3 tane iki, e, ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Şöyle yine tığımın başına aldım ve iki seferde çektim. Şimdi tığımın başına aldım hemen şöyle hepsini bir çektim. Yarım trabzan yaptım. Hemen yanındakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Tekrar ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekten geçirdim tekrar ilmek çıkarıp tığımdaki ilmekten çıkardım 3 tane fiyonk yaparken de bu işlemi 3 kez yapmıştık burada da 3 kez yaptık şimdi hemen yanındaki ilme sık iğne yaptım tığımın başına doladım yarım trabzan yaptım üçünü birlikte çektim iplerim yani birlikte çektim yarım trabzan yaptık tığımın başına doladım ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın başına doladım şöyle 3 oldu ikili trabzan 4 tane yapıyoruz onu sayıyorum şu anda Evet 4 tane ikili tırabzanımızı da yaptık yine tığımın başına doladım şuraya batıyorum üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 üçlü tırabzanımızı yaptık Şöyle 1 2 3 tane zincirimi çektim. Şu son kalan ilmeğin içine batıyorum. Şöyle batarak burayı kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip sıktım. Evet, bu şekilde. Şimdi yine iplerimi gizleyeceğim ve daha sonra e, ikisini birleştireceğiz. Evet şöyle iki parçamızı da ördük artık. Şimdi birleştireceğiz. Şu şekilde şöyle zincirin olduğu taraf fiyonkun altında kalıyor arkadaşlar bu şekilde. Şöyle tuttuk. İpimi alıyorum. İpimden şöyle bir parça bırakıyorum. Şimdi e şöyle bakın. Şu şekilde birleştireceğiz. İpimden şöyle bir parça bıraktım ki burayı sonunda bağlayacağız. Şimdi şu şekilde sarıyorum. Şöyle düzeltelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kez doladım. Dilerseniz daha fazla da dolayabilirsiniz. Ben 9 kez doladım. Bakın şu şekilde olacak. Şimdi şu ipimi keseyim. Şöyle ipimi kestim. Şöyle bağlayacağım. Şöyle arkasını çevirdim. Buraya düğüm atıyorum. Tekrar şöyle bir tane daha düğüm atayım. İplerimi kesiyorum. Evet. Bakın fiyongumuz oldu. Evet, ben şöyle daha önce kamera arkasında hazırlamıştım iki tane daha. E, bu şekilde oluyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Patik süslemelerinde, e, çocuklarınıza taç bantı yapınca e, onun süslemesinde kullanabilirsiniz. Ayrıca hırka ve yeleklerin yaka kısımlarını süslemede de kullanılabilecek bir model. Modelimiz bu şekilde. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.